Şimdi bir bakalım metot oluşturmanın adımlarına. Birinci adım sevgili arkadaşlar yine access modifier. Birinci adım. Ne demiştim ben size? Java'da ne oluşturursanız oluşturun, onu kimin kullanacağına karar vermeniz lazım. Tamam mı? Onu kimin kullanacağına karar vermeniz lazım. Yine ben burada public demişim. Herkes kullanabilir demişim arkadaşlar. Herkes kullanabilir. Şimdi ikinci kısma bakınız. Bu kısım önemli. Mavi kısma bakalım. Sevgili arkadaşlar, metot aksiyon demekti, değil mi? Metot aksiyon demek. Her aksiyon bir şey üretir. Mesela siz ders çalışıyorsunuz, bilgi üretiyorsunuz. Fabrikada çalışıyorsunuz, para üretiyorsunuz. Spor salonuna gidip çalışıyorsunuz, ter üretiyorsunuz. Sevgili arkadaşlar, metotlar bir şey üretirler. Metodun ne üreteceğini Java'ya söylemeniz lazım. Demelisiniz ki, hey Java, ben bir hareket yapacağım. Bu hareketimin sonucunda integer üretiyorum. Integer ne demek? Tam sayı demek sevgili arkadaşlar. Bir hareket yapacağım. Hareketimin sonucunda bir sayı üreteceğim. Hocam hangi hareket sayı üretir ki? Mesela toplama hareketi 3 artı 5 arkadaşlar. Bakın bu bir toplama işlemi. Bu size 8 üretiyor arkadaşlar görüyor musunuz? Toplama işlemi bir sayı üretiyor sevgili arkadaşlar. Bir sayı üretiyor. Dikkat edelim. Ben bir şey anlatırken sadece anlattığıma fokus olun. Bir şey sormamaya özen gösterin arkadaşlar. Ben bitti dedikten sonra mesela ben size ikinci aşama bitti diyeceğim ya. O zaman siz sorabilirsiniz. Anlaşılmayan bir şey varsa. Evet, tekrar ediyorum. İkinci aşama sevgili arkadaşlar. Bu metodun ne ürettiğiyle alakalıdır. İkinci aşama bu metodun ne ürettiğiyle alakalıdır. Mesela toplama işlemi, bakın sayı üretiyor arkadaşlar. 3 artı 5 eşittir 8. Bakın sayı üretti. Ben de Java'ya burada diyorum ki, hey Java diyorum, ben bir hareket yapacağım burada. Metot hareket demek ya. Ben bir hareket yapacağım. Bu hareketimin neticesinde ortaya bir sayı çıkacak. Hocam int ne demek? Int, integer'ın kısaltılmış halidir sevgili arkadaşlar. Dedim ya IT'de çok fazla kullanılır kısaltma. Int demek, integer demektir. Integer ne demek? İngilizce'de tam sayı demektir sevgili arkadaşlar. Int, integer demek. Integer tam sayı demek. E hocam tam sayı ne demek? Küsuratsız sayılar demek sevgili arkadaşlar. Mesela 5 bir tam sayıdır. Sevgili arkadaşlar. O slaytları nereden paylaşıyorsunuz şey? Furkan Bey? ITF'ten mi? Çok güzel. Ama tekrar etmiştim. Onları şeyden paylaşırsanız Student Channel'dan daha iyi olur. Olur mu? Evet. Şimdi tekrar ediyorum. Evet, ikinci adım hakkında konuşuyoruz. İkinci adım bu metodun ne üreteceğini söyler. Bu metot int üretiyormuş. Int ne demekmiş? Integer. Integer ne demekmiş? Tam sayı demekmiş.
Tam sayı ne demek? Küsuratsız sayı demek arkadaşlar. Mesela 5 bir integer'dır. Tam sayıdır. 10 bir tam sayıdır. Ama 2,5 tam sayı değildir arkadaşlar. Tamam? Tam sayı demek. Pekala. Şimdi bu kısmı özetleyelim. Sevgili arkadaşlar, metot oluşturmak için ilk adımda access modifier yazacaksınız. İkinci adımda bu metodun ne üreteceğini yazacaksınız. Bu metodun ne üreteceğini yazacaksınız. Int üretecekmiş. E hocam peki bu birinci kısma access modifier diyorlar. İkinci kısma ne diyorlar? İkinci kısma return type diyorlar. Bu teknik bir tabir, bunu öğrenmeniz lazım. Return type sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Return type. Return type ne demek? Sevgili arkadaşlar, biz günlük hayatımızda şöyle bir işlem gördüğümüzde 3 artı 5 8'dir diyoruz. Günlük hayatta böyle diyoruz. Ama Java'da şöyle diyeceğiz. Toplama işlemi 8 return etti diyeceğiz. Tamam mı? 8 return etti. Bu toplama işlemi 8 return etti. Yani sonuç yerine return kelimesini kullanıyorlar. Ama hocam sen return type dedin. İşte bu sonucun data tipi neyse o. Bu sonuç arkadaşlar integer değil mi? Bu sonuç integer değil mi? O zaman diyeceğiz ki return type integer'dır diyeceğiz. Return type integer diyeceğiz. Çünkü 8 bir integer. 8 bir harf olsaydı return type harf diyecektim. 8 bir pizza olsaydı return type pizza diyecektim. Return type'ın ne olduğu anlaşıldı mı arkadaşlar? O zaman metot oluştururken ikinci adım return type sevgili arkadaşlar. Üçüncü adım, tekrar pembe bakın. İkinci adımla alakalı sorusu olan var mı? Şimdi üçüncü adıma başlayacağız Mustafa Bey. Meryem Hanım, neticenin tipi return type oluyor. Netice return demek. Şimdi üçüncü kısma bakalım. Arkadaşlar bu üçüncü kısım metodun ismi sevgili arkadaşlar. Bu metodun ismi. Her zaman integer olmaz. Bazı metotlar tam sayı döndürürse integer dersiniz. Bazı metotlar ondalıklı sayı döndürür, başka bir şey dersiniz. Bazı metotlar pizza döndürür, pizza dersiniz. Yazdığınız metot ne veriyorsa onu yazacaksınız. Ben burada sadece bir örnek olsun diye int dedim buraya. Tamam. Şimdi üçüncü adım sevgili arkadaşlar, metodun ismi. Farkında mısınız? Metot isimleri küçük harfle başlıyor. Deminki class isminde büyük harf demiştim. Ama şimdi size üçüncü adım bu. Üçüncü adım. Metot isimlendirme kuralları. Evet. Birinci kural sevgili arkadaşlar. Birinci kural yine
Metodun ismi içerikle ilgili olmalı. Metot ismi içerikle ilgili olmalı. Yani senin metodun toplama yapacaksa ismine toplama de, çarpma deme. Senin metodun bölme yapacaksa ismine bölme metodu de, toplama deme. Evet, metodun ismi o metodun yapacağı işle alakalı olmalı. Alakasız isimler kullanmayın. Kullansanız metot çalışır, problem yok ama gramer hatası yapmış olursunuz. İkincisi sevgili arkadaşlar, metot isimleri küçük harfle başlar. Metot isimleri küçük harfle başlar. Tamam mı? Gördüğünüz gibi M'yi küçük yaptım. Hocam büyük yapsam çalışmaz mı? Çalışır tabii ama gramer hatası yapmış olur. Üçüncü kural sevgili arkadaşlar. Üçüncü kural. Metot isimlerinde birden fazla kelime kullanırsanız birinci kelimeden sonraki her kelime büyük harfle başlamalıdır. Evet. Gördüğünüz gibi ben 3 kelime kullandım. My first method kullandım. İlki küçük harfle başladı ama diğer kelimeler büyük harfle başladı. Yine metot isimlerinde sevgili arkadaşlar boşluk kullanılmaz. Diğer bütün karakterler kullanılabilir. Evet, bu da metodu isimlendirme kuralları sevgili arkadaşlar. Şimdi herkes ekrana baksın. Sevgili arkadaşlar, bakınız burada böyle küçük harflerle geliyorum. Büyük harf var bir tane F, sonra küçük harfler, M büyük harf, küçük harfler. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şu yeşil resim devenin sırtına benzemiyor mu arkadaşlar? Yeşil resim. Devenin sırtına benziyor. O yüzden metot isimlerinde kullanılan sisteme camel case diyorlar. Yani deve olayı diyorlar. Deve olayı. Tamam mı? Camel case. Case olay demek. Deve olayı diyorlar. Bu genel kültür. Hani bunu bilmeseniz de problem değil. Öyle genel kültür. Evet sevgili arkadaşlar. Camel case'in de ne olduğunu öğrenmiş olduk. Üçüncü adımı da görmüş olduk. Şu üçüncü adımda tabii şöyle bir şey var. Şu yeşili görüyor musunuz arkadaşlar? Yeşil. Yeşile bakalım. Bu yeşilde arkadaşlar buna metot parantezi diyoruz. Metot parantezi. Bir şey söyleyeceğim. Hatırlarsanız class oluştururken sevgili arkadaşlar buraya class diye yazmıştık. Hani Java bilecekti ya ne oluşturduğumuzu. Ama burada ben bak Java'ya metot oluşturduğumu söylemiyorum. Farkında mısınız? Hani ben public metot falan demedim Java'ya. Peki Java nasıl anlayacak bunun metot olduğunu? Arkadaşlar şu parantezden anlıyor. Tamam mı? Java şu paranteze bakıyor. Eğer isimden sonra parantez varsa o metot olmuş oluyor. Bu da parantezin fonksiyonu. Eğer parantez koymazsanız Java onun metot olduğunu anlamaz. İçine bir şeyler yazacağız. Şimdi değil ama.
Evet, son kısım sevgili arkadaşlar. Yok, metot parantezi o Çambe. Son kısım arkadaşlar, burası yine bakın class'ta olduğu gibi küme parantezini açtık, kapattık. Buna da metot body diyoruz arkadaşlar. Metotla alakalı yazacağımız şeyleri bu küme parantezinin içine yazacağız. Buna da metot body diyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi metodu kaç adımda oluşturuyoruz arkadaşlar? Üçüncü adım, yeşil olan dördüncü adım, siyah olan beşinci adım. Yani beş adımda metot oluşturmuş oluyoruz.